neden HDP'nin başını çektiği ittifaka dahil olmadınız? Ya da şu anda Yeşiller ve Sol Partisi'nin başını çektiği ittifak, Emek Özgürlük İttifakı. Niye TKP oraya girmedi? Bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Arkadaşlar, bakın. Şu anda milletvekili pazarlıklarının sona erdiği saat. Artık YSK kabul etmiyor. Saat 15 dakika sonra bitecek bu iş. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar, bir seçim düşünün ki sadece ve sadece milletvekilleri pazarlıkları, adaylar, yüzdeler, aritmetik bazı hesaplar konuşulsun. Biz isteriz ki başka şeyler konuşulsun bu ülkede. Program konuşulsun, ilke konuşulsun. Bu ülkeyi, bu halkı nasıl ayağa kaldıracağız, nasıl bu karanlıktan çıkaracağız, bunlar konuşulsun. Tabii ki siyasette ittifaklar olur. İttifaklar önemlidir. Ama ittifaklar şöyle olur. Birbirinizle bazı konularda anlaşırsınız, kol kola girersiniz, dersiniz ki biz ortaklaşa şunları şunları yapacağız. Şunları şunları savunuyoruz. Müttefiklik ya da ittifak kurmak böyle bir şeydir. Arkadaşlar, bizim HDP içerisinde dostlarımız var. Tabii ki var. HDP bir siyasi parti olarak haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan, sürekli baskıyla karşılaşan, şu anda da kapatılma tehdidi altında olan bir parti. Bunlara karşı dayanışma duygumuz sonsuz. Tamam. Ama. Arkadaşlar, ittifak kurmak başka bir şey. Bakın, HDP'li yöneticiler ya da HDP kurumsal olarak belli aralıklarla TÜSİAD, yani Türkiye'de patronların en önemli, en büyük, en güçlü ve en tehlikeli örgütüyle sürekli görüşüyor. Görüş alışverişi yapıyorlar, tartışıyorlar, Türkiye'nin önümüzdeki dönemini değerlendiriyorlar. Bizim için TÜSİAD arkadaşlar, mücadele edilmesi gereken, karşı durulması gereken düşman bir örgüttür. Altını çiziyorum. Biz Türkiye'de emekçi halka karşı her tür suçu işlemiş bir siyasi örgütle yan yana gelmeyiz. Yan yana gelenlerle de müttefik olmayız, ittifak kurmayız. Sonra arkadaşlar, bakın, laiklik diyoruz. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak diyoruz. Bunlar önemsiz şeyler mi? Türkiye Komünist Partisi'nin kimliğinde bunlar yazıyor. İlkelerinde, kavgasında bunlar yazıyor. Peki Şeyh Said ne arkadaşlar ya? Mollalar ne? Şeyh Said'e yoldaş diyenlere biz yoldaş diyemeyiz arkadaşlar. İttifak olamayız. NATO'ya hayır diyemeyenlere, daha geçenlerde oylama yapıldı. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de parlamentoda onaylanması gerekiyordu. Ya bir kişi ya, bir kişi çıkıp da hayır oyu vermedi. NATO'ya hayır diyemeyenlerle de Türkiye Komünist Partisi ittifak olamayacak.